Evet, önceki videonun son 5 saniyesinde falan, 5 dakikasında şeyi ses almayı unutmuşum. Onda bayağı bir iş yapmıştım fakat çok hızlıca bir özet geçmiştim o videoda. Orada bahsetmiştim, iki kodu birleştirmiştim JDScript'i. WebRTC ve WebSocket artık tek bir kod. Başta WebSocket fonksiyonları var. VS koydum başına. Sonra da orada da WebRTC'leri koydum. Şimdi bir tane şey yapacağım. Fonksiyon yaptım daha doğrusu şimdiden. Bu çok basit. Şöyle göstereyim. Sadece oda açmak istediğinde yolluyor. Bir paket yolluyor. Bu fonksiyonun içerisinde oyun lobinin ismi, oyuncu limiti ve odanın varsa işte şifresi falan olacak. Şimdi paket sadece bir string'den ibaret olduğu için bu parametreleri ters backslash şeyle enle şey yapıyoruz. Nasıl diyeyim? Parametreleri ayırıyoruz birbirinden. Şu başındaki h'yi de yeni yazdım. Çalıştırılacak fonksiyon için. Parse mesaj içerisinde şurada hatta her bir fonksiyonun bir kısaltması var demiştik. Nereye koydum ya? Ha, burada değil. Burada. Her bir fonksiyonun kısaltması var. Şimdi şöyle yapalım, hatta buraya yazalım. Ben H yazmıştım. Bu arada WebSocket'e hep bağlanıyoruz ya. Yani oyuna girer girmez bağlanıyoruz. Bunu ileride sadece işte oda açmak istediğimizde bağlanma işlemi yapabiliriz. Çünkü hani WebSocket'te bir data alıp verme yok. Sadece işte server listesini alma, yeni oda açma, var olan odaya girme gibi temelde 3 tane fonksiyon var. Yani sırf bu fonksiyonları çalıştırmak için bağlanıp sonra da işte 2-3 saniye içinde kapatmak mantıklı olabilir o timeout kullanarak. Şimdi yeni yazdığımız fonksiyonda parametre olarak parametreler yok. Yani hepsi tek bir string. Birleştiriyoruz bunların hepsini ve birbirlerine bununla ayırıyoruz. Sonra da binary'ye çeviriyoruz. UTF-8'e. Bu ASCII de olabilirdi fakat UTF-8'i öneriyorlar. Bilmiyorum neden. Bunları aldık diyelim şimdi. Yani örnek göstereyim. WebSocket'te şöyle yapabilir mesela. O datayı aldık. Data burada. Ha, burada zaten split yapmışız. Ha, burada yapıyoruz zaten. Ben yapmıyor sanmıştım ama. Tamam, burada parametre olarak true ve 1'i bilmiyorum. Onlara bir bakmak lazım. String'i bölüp bize bir array olarak dönüyor. Yani böldüğü o şeyleri. String'leri. Parametre olarak ne diyor? Boşa izin var. Maksimum split 1. Hiçbir fikrim yok. Ne diyor? Ha. Anladım. Bu limit. Anladım. Yani bu limit koyuyor. O zaman biz bunu sıfır yapmamız lazım. Çünkü bize geri bunları da bölmesi lazım bizim için. Ve true ne demek? Sanırım iki kere virgül koyarsa burada o virgüllerin arasını boş olarak döndürecek. Biz şöyle yapacağız. Şöyle. Biz bunu yapamayız ya. Ha, bunları yapamayız biz. Biz daha farklı şeyler yapıyoruz ya biz. 3 tane 5 tane falan olacak içinde. Mesela hey ise çünkü burada bambaşka şeyler yapıyor. Bunlar öncekilerde bir tane parametre oluyordu. Bu da
Aynen. Öncekilerde bir tane parametre oluyordu. Çünkü o da lobby'den ibaretti. Lobby'nin koduydu. Burada eğer işte type olarak şu 3'ten küçükse string'in değeri ilk şey, bu arada type dediği de ilk array demiştik ki array oluşturuyor. Buradaki rek o split'in bölünmüş string'in bölünmüş hali split ile beraber. Burada zaten bölüyor. Biz şöyle yapacağız. Eğer hey ise, ama burada type'ı bile belirtmemişiz ki. O zaman şöyle yapalım. İki kere bölmek de istemiyorum aslında ama. Ha, tamam. Evet oldu. Sanırım. If demişiz, tamam. Eğer type'ımız, yani bunu başa yazalım yine. Ya da yap. Bu da type'ı belirtmemişiz. Bunu sileceğiz o zaman. Tamam. Hatta bunu başa yazsak daha iyi olacak. Kontrol etsin. Eğer 3 tane karakterden küçükse. Şimdi buraya pas koyalım da bir. Hata var mı yok mu? Tamam. İlk önce 0 limitiyle yapacağız. Sonra 1 limitiyle. Çünkü 0 limiti yaptım. Ama aslında 2 olması lazım ya. Parametre olarak değil mi? Yani bir kere bölüyoruz ya, iki tane mi elde ediyoruz o zaman? Geç. Max split 1, o zaman iki tane elde ediyor. Tamam. O zaman bakalım bizim kaç parametremiz var. 1, 2, 3. 1, 2. 2 kere böleceğiz o zaman. Evet. 2 bölme hakkımız var diyelim. Şimdi hey ile başlıyor dedik. Önce bize bir döndürsün o şeyleri ya. Parametreleri bir yazsın değil mi? Karşı taraf alıyor mu alamıyor mu? Şimdi bağlandığında hemen bir tane şey yollasın, paket. Şuraya yazalım hatta. Lobi ismi işte deneme lobisi diyelim. Diğer parametre nerede? Diğer parametre olarak bunlar aslında şeydi, player limiti harf rakam koyacağız. İşte 10, 16 olabilir falan. 16 diyelim. Buna da işte 1, 2, 3 olsun şifremiz. Bağlanır bağlanmaz şimdi böyle bir şey olması lazım ve şeyin server'ında o parametreleri yazması lazım. Evet. Yazdı. Teker teker. 16 dedi. Evet, odanın ismi dedi ve tabi burada atıyor yine. Neden olduğunu bilmiyorum. Auto-join'i kapatmıştık, tamam. Tam çalışıyor bu. Paketi yolluyoruz. Paket geldiğinde de hepsini yazdırıyor. Şimdi odamızı açmak istiyorum burada. Bir lobby oluştursun. Tam burada join lobby dediğinde çok tuhaf bir şey yapmış burada.
Join Lobby'nin içerisinde yeni lobby oluşturuyor. Ben ona bir ayıracağım. Yeni bir lobby oluştur mesela. Boşsa falan değil de daha çok. Zaten boşsa şey yapmasın da. Yani bir de lobinin boş olma ihtimali var ya. Hatta şöyle bir şey daha var. Bunu da söylemek lazım. Şimdi biz burada bunları yolluyoruz ya. Backslash n yolluyoruz falan. Şimdi bunu backslash n'i oyuncu lobby isminde yazarsa, mesela atıyorum slash n lobby ismi, böyle bir şey yazdı diyelim. Yani string olarak değerimiz bu. Ama yani oyuncu yazdı bu slash n'i. O zaman sıkıntı çıkıyor. Çünkü izin verilmemesi lazım. Biz bunu programlamada, yani şu anda bu bizim bölme işlemimiz. Yani bu stringleri bölme işlemimiz. Bunu oyuncuya bir şekilde söylememiz lazım. İşte yazdığı stringin içerisinde. Hatta onu çok kolay bir şekilde yapabiliriz. Şurada server name demiştik. Mesela text changed diye bir şey var. Text changed. Yani text değiştiğinde buradaki şeyi şöyle yapabiliriz. İşte slash'ı bulursam find miydi acaba? Find olmayabilir ya, bir dakika bakayım. Find. Aynen. Eğer iyi. Böyle de yapabiliyor muymuş ya? Bilmiyordum bunu açıkçası. Eğer şöyle diyor. New text. Neden hata aldığımı anlamadım. Ya zaten biz böyle bölüyorduk. Diyelim ki eğer backslash varsa şöyle yapabiliyor muyuz ya? Bunun içerisinden sadece, yani yeni değiştirilmiş olan string'in içerisinden bunu silmemiz gerekiyor. Bu da aslında host'un ismi bu arada. Host'un ismini değiştirmek istediğinde, lobby'nin ismini. Lobby'nin ismi değiştiğinde bu kod çalışıyor, fakat şimdi bulduk diyelim, tamam. Da değiştirme işlemi nasıl olacak? Tabi bunu yazmışlar ya. Replace, ha doğru. Replace fonksiyonu vardı. Doğru, mantıklı. O da çok güzel bir fonksiyon. Bu kadar diye düşünüyorum. Hatta şuna tamam yaptık ya galiba. Print yapalım hatta. Server name. Copy. Dur ya. Canvas layer. Ha, o canvas layer'mış. Tamam. Server on ready war. Yani geri bir de atama yapalım ona. Name line edit. Neydi? Server name. Server name, server name. Ha. Bu. Geri buna atama yapalım. Değiştirdik. İçerisinden backslash atmıştık. Bunun tekstini
Tekrar koyalım. Tabii bu döngü yaratabilir ya belki ama. Neyse bilmiyorum. Şuraya mesela slash n diyelim. Aa, hiçbir şey olmadı. Slash n diyelim. Hiçbir şey olmuyor. İlginç. Ya da bölme işlemimizi başka bir şeyle yapacağız. Acaba şeyden dolayı mı? Ya başka bir şey. Dolar işareti yapalım mesela. Hadi şunları hep dolar işareti yapalım. ASD bilmem ne. Dolar işareti. Bak dolar işareti koyamıyorum. Ama buluyor yani o dolar işaretinin orada olduğunu görüyor. İlginç. Demek ki slash n'lik bir durum bu ya. Mesela iki tane dolar işareti yapalım. O iki dolar işaretine de merhaba yazsın. F5. Bir dolar işaretine sıkıntı yok. İki dolar işareti koyduğuna merhaba yazıyor. Merhaba. Merhaba. Ama dediğim gibi bu bir de bu slash'en sanırım şeyle alakalı bir durum ya. Kodlamada oluyor sadece ya da hiçbir fikrim yok. Niye böyle olduğuna dair. Özel bir karakter yazacağız o zaman. Çok kullanılmayan bir karakter seçeceğiz. Ha şunu koyabiliriz aslında bunu. Bir kullanıcı niye yazsın değil mi? Kullanıcının. Ya da C işareti aynen yani copyright. Bu aslında herhangi bir şey olabilir tabii ki de. Bakalım ben yapabilecek miyim şimdi? Tamam oldu tamam. Copyright işaretini koyacağım. Bunu herhalde kullanıcı koymaz diye düşünüyorum. Burada ne yaptık? Böleceğimiz şeyi değiştirdik açıkçası. Şurada hani backslash ile bölüyorduk ya. O artık öyle değil. Copyright işaretiyle böleceğiz. Şu sondakinin bir önemi var mı bilmiyorum ama. Ya ona gerek yok herhalde ya sondakine. Tamam. Server tarafında da şunu da kapatalım. Enet de bu. Server tarafında da şununla artık copyright işaretiyle bölüyoruz. Tamam. Hatta bir çalıştıralım bakalım olacak mı? Evet, oldu. Tamam, şimdi olduğuna göre şimdi bir tane şey deneyelim. Bir kod yazalım. Yeni bir lobby oluşturacağımızda. Ha, create new lobby. Yeni bir lobby nasıl oluşturuluyor? Böyle oluşturuluyor tabii ki. Hemen. Hatta peer ve lobby lazım. Evet. Peer lazım aslında. Peer yazalım. Lobby zaten şöyle tamam yeni bir lobby oluşturuyoruz player limiti olabilir onu yazalım ve şifremiz varsa şifremizi yazalım. Gerçi o tip şeyler yok lobinin içerisinde. Bunları belirtmek lazım. Password işte bilmem ne. Bir de player limit diyelim. O da default 16 olsun. Ya da 8 olsun. Yok 16 olsun.
Tamam, şimdi limitimizi nereye? Lobimizi oluşturduk. Lobimizin ismi var. O ismi de koymak lazım. Yani Pierce dedik, host dedik. Lobby name diyelim. İşte o da ne denir? Oyunun ismi. Silah. Game lobby diyelim. Burada oluşturduğumuz yeni lobinin lobi ismi. Buraya yazmamışız ama parametre olarak gelen lobi ismi ne eşit olsun ve player limitimiz de player limitini nasıl yazmıştık ya? Ha, öyle yazmışız, tamam. Integer'a çevirelim. Çünkü string olarak gelecek. Bu da şifremiz. Bu da şifre. O da şifre dedim yukarıda. Password, tamam. Yeni o lobi oluştururken artık böyle oluşturuyoruz. Peer ID virgül lobimizin ismi, sırayla gidiyordu galiba. Lobimizin ismi. Şunu da şöyle yapmak istiyorum ya, hiç uğraşmadan. Ben bir daha böleyim en iyisi, uğraşmaya değmez. Aynen. O zaman bunu da arttırıyoruz bir tık. Yani şimdi fonksiyon başındaki şeyi de silmek falan uğraşmak gerekiyordu. Hiç gerek kalmadı ona. Ha, return olması lazım. Bunun tabi return olması lazım. Çünkü şey oluyor. Bir dakika, açıklayacağım. Şimdi parseMage aslında şeyde demiştik ya, onData'da mıydı? Evet. Eğer parseMage false döndürürse, yani hata çıkarsa oluyor. Hata çıkarttığında kullanıcıyı WebSocket server'dan atıyoruz. Bir hata olduğunu belirtiyor. Bir hata nasıl olabilir? İşte fazladan parametre olabilir. Ne bileyim. Var olmayan bir şey ismi yollayabilir. Ya yani bu hacker falan yapar bunu da. Biz öyle bir kontrol mekanizması yapmışız. Lobin ismi işte. Aha, parametre olarak 2'ye denk geliyor, evet. Bu da sanırım 3'e denk geliyor. Sırayla gidiyoruz işte. Herhalde öyleydi. 3'e denk geliyor. Bakalım. Limit player limit password. Limit password lobby ismi, tamam. Lobby işe şey yapmadık. Return true diyelim de şu an mesela şey yapmadık hiç. Yani false nerede döndürecek? Ha, false şöyle döndürebilir. Mesela mesela diyelim ki onu ben de emin değilim. Bu değil ya, bu bir valid integer, doğru. Tamam. Güzel. If player limit not integer, o zaman false döndürsün. Değil mi? Evet. This not'ta print player limit rakam değil.
oldu galiba. Mı? Is integrated printless. Evet. Ha, şöyle yapacağız o zaman. Tamam. Şimdi create lobby dedik. Şimdi şöyle yollamamız lazım player limit olarak. Yani hatalıyı bir test etmek için. Rakam yerine işte abilik gurik bir şey yollayalım. Yani hata vermesi lazım şu an. Ne diyor? Şeyi yanlış yolluyormuşum ya. Direkt ID'yi yolluyorum ya. Peer'ı komple yollamam lazımmış. Şöyle. Ondan sonra zaten ID'sine kendisi ulaşıyor buradan. Ben ID'yi sadece yolluyordum. Şimdi bir de şunu yapmamız lazım. Lobby'nin, peer'in lobby'sine oluşturduğumuz lobby'yi eşitlememiz lazım. Lobby'nin kodunu. Ondan sonra bir de buna geri bildirim yapmak lazım. İşte sen şuna bağlandın, bu lobin yaptın, lobby bu falan diyerek. Yani mesela burada J ile yolluyor ya, bir de lobinin kodunu yolluyor. Kendisi eşitliyor buna. Ya da yollayalım, ne olacak ya. Lobinin kodunu yollasın işte. J'nin yaptığı şey de çok basit aslında. Şurada. Şöyle bir ilk üçü siliyor, ilk üçü. 3 harf zaten J'ye eşit. J2 nokta boşluğa eşit. İlk 3 harfi siliyor. Sonra join lobby lobby joined fonksiyonunu çalıştırıyor da. Bunu bu yani çok basit. Haberdar ediyor. Lobinizin ismi bu diye. Bunu da yapalım. Olsun bitsin. Şu an lobby eşit. Ha, bir de şunu değiştirelim. Başlangıçta direkt şöyle bir şey atıyorduk. Onu 16 yapalım. Düzgün bir rakam. 16 da olabilir. Integer de olabilir. Integer'lı deneyelim şimdi. String'li deneyelim. Hata verecek mi? Bir şey yazmadı. Niye? Çünkü hiçbir şey yazdırmamışız ki. Ne diyelim? Lobby oluştu mu diyelim. Lobby. Kodu. Aynen. Bakalım. Lobby oluşmuş. Bu kadar. Şimdi bu oluşturulan lobilerin listesi olacak. Var zaten de. O listeyi yollayacağız. Şimdi gönderilmesi gerekenler var, gönderilmemesi gerekenler var. Şöyle yapalım. Ha, orayı yapmışız zaten. Nerede kullanıyoruz? Neyse. Biz yani şimdi peers'i yollamanın anlamı yok. Host'u yollamanın anlamı yok. Bunu yollamanın anlamı yok. Bunu da yollamanın anlamı yok. Zaten bunu hiç yollamamız lazım. Bunu server tarafını kontrol etmemiz lazım. Hatta mevcut oyuncu sayısını da yazabiliriz diyeceğim. Zaten onu alırız ya. Şöyle yapacağız. Şimdi lobby server yok lobby browser mı diyelim, lobby browser list diyelim. Bu da boş. Hadi şunu da ekleyelim, hatta şöyle yapalım biz de. Şimdi bu listeye lobby oluştukça yazacağız. Tamamen kullanıcılara göndermek için bir şey bu. Server tarafında bunu kullanmıyoruz. Create new lobby dedik.
Şimdi bunun içerisine append miydi? Append'le mi ekliyorduk? Nasıl ekliyorduk? Append değil miydi? Ha, direkt şeyle ekleyeceğiz, tamam. Direkt lobby'nin kodu olsun. Lobby'nin kodu eşittir. Lobby'nin şöyle mi? Array olarak array koyalım ya, ne olacak? Değil mi? Neler gidecek? Lobby'nin ismi gidecek bir kere. O tamam. Sonra nasıl diyeyim? Daha bir sürü şey gidecek. Daha konum falan da gidecek de. Şimdilik neler gitsin diye düşünüyorum. İsmi gitsin. Kaç kişi olduğu gitsin. Player limit gitsin. Bir de mevcut şeye gitsin. Sayı mı denir artık, neyse. String player limit, ne string yazdım ha? STR. Ortaya slash ve bir tane daha, yani oyuncu limiti gibi bir şey. Lobbies peers nokta count mıydı acaba? Size mıydı? Size büyük ihtimalle. Ha şu. Tamam. Şunu silelim. Size dedik de biz array'in boyutunu size ile mi alıyorduk? Size mi acaba? Evet. Size'mış. Mesela bir de bir tane daha fonksiyon yapalım. Ha, yapmıştım ben zaten L diye. Ama çok kötüydü o. Yine sadece bunun için. Bunu buradan silelim. Yine aynı server tarafında olduğu gibi. Type'ı da bilmiyoruz. Şu başı böyle komple alıyoruz yine. Bunu neden yapıyorum? Çünkü şeyin limiti yok. Server odalı, oyun odalarının limiti yok. Yani 15 tane de olabilir, 20 tane de. Bunu sıfır yapmamız lazım. Sıfır yaptıktan sonra type yine bir, ilk 3 rakam olacak aynen. Ne olmuş burada? Ya bir tanımlama var. Tamam. Ve burada da tanımlama olmaz. Zaten tanımladık. Tamam. Oldu. Yani iki kere yapıyoruz işlemi ama yapacak bir şey var mı yok mu? Bilmiyorum ya. Çünkü burada şunu, şu değil de nerede o? Şeylerin limitini ha, burada ölçüyoruz yani 2'den fazla parametre. 2 parametre yoksa yine false döndürüyor. İşte demiş zaten, geçersiz request size. Yani parametresi fazlaysa. Zaten ben bununla değil de şunla böleceğim. Ya da onunla bölmeyeyim mi ya? Şimdi şeyle, copyright'la böldük. Yine copyright'la bölelim bence. Ya da hiçbir fikrim yok. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Şöyle yapalım. Şimdi L nerede? Liste istendi. Tamam. Liste istenmiş, tamam. Ve lobby değil tabii ki. Ne yapacağız? Şöyle yapacağız o zaman. Sonra o JSON'ı string'e çevireceğiz. O string'i UTF-8'e falan. Böyle böyle gidecek. Burada ne yapmış ya? İlk önce string ile tam dictionary'yi böyle çevirmiş mi? Bu bir artık ne?
Print yapınca ne olmuş? String olmuş. Tamam. Print yapacağız o zaman ilk önce. Biz dolu şey copyright işlemimizi koyalım. Copyright'ı koyalım ve diyelim ki JSON print parantez içinde bizim browser listin yolla. Tabi bu ne yapacak? JSON olarak yollayacak. JSON olarak yollayacağı için print hatta split nerede o? Split yapsın değil mi? Buna gerek kalmadı ama. Split yapsın. Ve ikinci satırdakine ne yapsın? Parse yapsın. Aynen. Parse yapsın ve şöyle yapalım. Parse yapınca bir şey döndürüyordu ama. Nerede? Result. İşte result for e in result print e. Tamam. Oldu galiba ama. Server listesi iste. Aynen. Get server list. Auto join. Get server list. Mesela. Bir çalıştıralım bakalım nasıl olacak. Liste istendi. Deneme lobisi. Deneme lobisi. O nasıl oluyor ya? Kaydederken yanlış mı kaydettim acaba? Lobby name. Ha, lobby name olarak kaydetmişim. Yanlış. Lobby olarak kaydedecektim. Tamam. Aynen. Şu an olmuş olması lazım. Tabii şimdi şöyle. Bunun içerisinde de for k in e olacak. Döngü içerisine döngü. Şöyle yazalım. Hop. Bir dakika. Print. Mesela e art. Şöyle yapalım. Bu zaten string'ti. Lobby'si diyelim. Lobby kodu diyelim daha doğrusu. Bu da işte içindekiler. Oh, çok kötü. Lobby kodu. Bunlar niye böyle saptı? Saçma sapan bir şey oldu. Direkt bir sonucu yazalım. Bir nasıl olacak? Result diyelim. Result nasıl bir şeymiş? Tam result ne kadar güzel işte ama sorun nerede burada? Lobby kodunu anladık. Lobby kodu iyiye denk geliyor. Ha. Şöyle yazacağız. Galiba. Böyle yazacağız mı acaba? Yanlış mı oldu? Ha, iki tane. İkili yazacağız pardon. İ içerisinde. Matrix gibi. Yani bir array aslında iki
Array içerisinde array. Öyle diyeyim. Olabilir belki ama. Ha şöyle. İlk önce size'ını almak lazım değil mi? Yani bunlar rakam değil. Ha, şöyle hatta. Ama öyle olmayabilir bilmiyorum. Deneme lobisi oldu tamam. Önce rakamları almak gerekiyor yani. 0, 1, 2, 3 diye. Gerçi 2 tane var. 0 ve 1. Zaten string'di başlangıç olarak. Lobby'nin ismine denk geliyor bu. İyi. Lobby kodu dedim zaten. Lobby'nin koduna denk geliyor. O da içerisinde de lobby'nin ismi ve işte şu var. 0 16 yani. 16 kişi var. Ay 16 limit, 0 kişi var. Onu birleştirip string yaptım. Burada tabii şunu silelim hatta bir güzel gözüksün. Ne yapıyor? Şimdi gösterelim. Önce bağlanıyor kullanıcı ve lobi oluşturuyor. Sonra lobi listesi istiyor. Bu listenin kodu bilmem nesi falan. Lobin ismi. Ve işte kaç kişi limit falan onları yazıyor. Şimdi ne yapalım? Hem şeyi yaptık. Lobi oluşturmayı yaptık. Hem oluşturulan lobilerin listesini istedik. Bir sonraki derste de bu oluşturulan listeye listedeki şifreli bir odaya girmeyi yapalım. Hem odaya girelim normal bir şekilde. Hatta şöyle yapalım sonraki derste bir browser listesi zaten yapıyordum da Anet üzerinden. Onu şimdi WebRTC'de yapalım. Lobilerin listesini oluşturalım. Butona basıp o lobby'ye girelim. Benim oyunumun sistemi bu arada şeydi yani lobby'yi oluşturuyorsun ve ayrı bir build içerisinden şeye giriyordun. O oyuna giriyordun yani sen iki tane şey açman gerekiyordu oyunu. İki tane build'de exe halinde açman gerekiyordu. Yani şey değil hem oyuncu olacaksın hem host olacaksın gibi bir şey yoktu. Yani tek tıkla her ikisi olmuyordu. Onu dedim ya just host yazdım. Just host diye fonksiyon yazdım. Şimdi bir de hem host hem player diye bir fonksiyon yapacağım. Bu sefer kullanıcı hem oyuncu halin oyuncu host hem oyuncu olacak hem de bildiğiniz oyunu host olacak. Bu şimdilik sadece lobby açmak için. Gördüğünüz gibi zaten sıfır kişi şey değil yani oyunu arttırmıyor o peer sayısı. Sonra ne yapacağız? Direkt şeylere geçebiliriz aslında. Kullanıcı olaylarına işte pozisyon yollama gibi o olaylara geçebiliriz. Şeyi tanımladıktan sonra web partisileri kullanıcı ve server arasında. Server ve partisi server bu arada. Hani hostlayan kişi. Hostlayan kişiyle o yeni gelen kişi arasında bağlantıyı yaparız. O bağlantıdan sonra da işte artık pozisyonları, fonksiyonları yazmaya geçeriz. Ama tabii şu anda tamamen kod ve networking üzerine uğraşıyorum da ileride bir iki derse görsel olarak işte karakteri gösteririm. Yani şu önceden yazdığım kodları da gösteririm. Onda bayağı pozisyon, ateş etme falan filan vardı. Onlar şimdilik erken olduğu için anlatmaya başlamadım. Şimdi yaparak anlattığım için yani ilk defa yaptığım için şu anda ben de bir şeyleri açıklayamıyorum ne yaptığımı deneyerek biraz oluyor.
Burada mesela bunu şu an komple şu anda yazdığım için tam anlaşılamayabilir. Anlamadığınız diye sorabilirsiniz. Şimdi bu kadar. Görüşmek üzere.